görevleriyle kamuda herkesin bir görev ve yetkisi var. Adliyelerin kullanım tahsis şeyleri de başsavcılığa ait. Biz talep ettik, uygun görmediler. O yüzden önemli olan şeyin yerine getirmek. Evet, 31 Mart'ta Türkiye çapında mahalli idareler genel seçimleri yapıldı. Bazı yerlerde tabii ufak tefek şeyler oldu. Hani ülke verici olaylar ama maşallah bizim Tekirdağımızda böyle ciddi anlamda bir büyük olay olmadı. Ufak tefek ülkeler dışında. Gayet güvenlik ve huzur içerisinde atlattı seçimleri. Demokratik ülkelerde zaten iktidarı ve yönetimi kullanmanın bir aracı. Yani başkanlar ve yönetimler seçimle gelirler, seçimle giderler. Dolayısıyla herkes halkın iradesine saygı göstermek zorundadırlar. Bu seçimler sonucunda da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı'nı kazandı Candan Hanım ve Volkan Bey. Kendilerini tebrik ediyoruz. Tekirdağ'ımızda hizmetlerini bekliyoruz. Daha yaşanılır, daha güzel bir şehir haline getirirlerse ilimizi memnun oluruz. Bizim onlardan beklentimiz hizmet. Evet, öncelikle Candan Hanım'a İl Seçim Kurulu üçü de bayan, kendisi de bayan tevafuk oldu. Başkanım burada alsanız olur mu? Tamam tamam, arkaya arkaya arkada. Arkada efendim, arkada. Alın da. Ben sözlerine katılıyorum. İlimizde seçim çok güzel, hızlı bir şekilde gerçekleşti. Milletin iradesine rahat bir şekilde tecelli ettiğini düşünüyoruz. Sorunsuz geçti seçimimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Allah mahcup etmesin diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben bir kadın olarak bizim yükümüz her zaman siz erkeklerden daha fazla. Erkekler de işlerimizi kolaylaştırsınlar. Bize destek ve yardımcı olsunlar. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı düşüncedeyim. Gerçekten siyasi olgunlukla ve nezaketle bir seçim sürecini tamamladık Tekirdağ'da. Ben de kendi adıma bütün vakitlerimize, bütün adaylara teşekkür ediyorum. Sonuçta hemşehrilerimizin takdiriyle, desteğiyle sandıktan güçlü bir şekilde çıktık. Bu da bizi tabii çok mutlu etti. Ama bu mutluluğun büyük bir sorumluluk olduğunu, bu mazbata Tekirdağ'ımızın mazbatası, hepimizin mazbatası. Bu başarı hepimizin başarısı. Dolayısıyla bunun anlamının farkındayız bizler de kendi adımıza. Çok büyük bir sorumluluk. Ama bu sorumluluğun altından yine hemşehrilerimizin desteği, sevgisi ve çok çalışarak Tekirdağ'a olan sevgimiz, hemşehrilerimize olan sevgimizle altından kalkacağız inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekirdağ'ımıza, şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Büyük gurur olur. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şöyle. Geçelim de fotoğrafını. Aynen. 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 Evet, buradayız evet. Başkanım. Çok teşekkürler. Evet. Başkanım.
Başkanım. Tam oturun. Teşekkür ederiz. Evet. Melis, Melis geç. Benim sizden ikinci mazbata alışım. Nereden aldın? Başkanım. Evet, tamam. Allah'a uyandırmasın. Demek ki şeyim ayağa kayacak diyor. Bundan sonra milletvekili. İnşallah. İnşallah. Önce, önce Dede Topraklarına, evet, memleketimize hizmet edin. Ondan sonra siyasetin akışlarımızı götürüyorsunuz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir süreç geçti. Sizin de dediğiniz gibi çok fazla kırılmadan, daralmadan. Bize çok sarkınlar oldu ama olsun. Her şeyi unuttuk. Şimdi derdimiz tüm Süleyman Paşa'ya, tüm Tekirdağ, Candan Başkanım'la birlikte, diğer belediye başkanı abilerim, Tuncer abimlerim, diğer arkadaşlarımla birlikte dediğiniz gibi inşallah yaşanabilir. Oradan bir kent olmasın ise Süleyman Paşa'nın. Çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Burada Mazmata'dan Mazmata'yı görüşürüz. Başkanım. Başkanım bu tarafa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle alalım mı?